Bismillahirrahmanirrahim. Şu an manevi havasını teneffüs ettiğimiz 3 aylarda bulunuyoruz. Ve inşallah yarın Şaban ayının 15. günü ve Berat gecesini inşallah idrak edeceğiz. Bizler umut kervanı olarak bu mübarek 3 ayların başlamasıyla beraber faaliyetlerimizi daha da çoğaltarak muhtaç olan ailelere ve yetim olan ailelerimize ulaşma noktasında daha fazla gayret sarf ettik. Yarın idrak edeceğimiz Şaban ayının 15. gecesi hakkında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Şaban ayının 15. gecesi olduğunda gecesini ibadetle, gündüzünü de oruç tutarak geçirin. Ve o gece Allah Celle Celaluhu dünya semasına rahmetiyle tecelli ederek tevbe eden yok mu tevbesini kabul edeyim? Rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim? Şifa isteyen yok mu? Ona şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan? Ona istediğini vereyim buyurmaktadır. Böylesine mübarek bir gecenin öncesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdelerine de mazhar olmak adına büyük bir gayret sarf etmemiz gerekiyor. İnşallah bizler umut kervanı olarak yurdumuzun dört bir tarafında ihtiyaç sahibi olan ailelere bu gece vesilesiyle gıda dağıtımı yaparak onların bir nebze de olsun mutlu olmalarına, tebessüm etmelerine inşallah vesile olacağız. Ve artık Şaban ayının 15. gününden sonra da Ramazan'ın gölgesi üzerimizde ve bizler de Ramazan ayının startını, Umut Ayı Ramazan temasıyla startını vermiş bulunmaktayız. Yüz binlerce aileye ulaşmanın gayreti içerisinde olacağız ki evinde bir tabak yemek, bir dilim ekmek bulamayan yüz binlerce yetim, mağdur ve mazlum var. Bizler de hayırseverlerimiz ile ihtiyaç sahibi olan bu ailelerimiz arasında köprü vazifesi görerek onların ihtiyaçlarını giderme noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Şüphesiz Allah-u Teala Celle Celaluhu bu mübarek 3 aylar ve özellikle Ramazan'da hayır yapanların karşılığını kat kat vermektedir. 1'e 700'ün ve hatta umulmayacak derecede kat kat sevabını verdiği amellerin bu ayda yapıldığının bizler farkındayız. Hayırseverlerimize seslenerek gerek zekat, fitre, gıda korisi ve iftar yemekleriyle umut kervanı aracılığıyla umut kervanının köprü yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaşmaları noktasında kendilerine çağrıda bulunuyoruz. Bu gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, kurtuluşa vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.